Wilson 1916'da yeniden Amerikan başkanı seçilmişti. Nisan 1917'de ise Amerika'nın savaşa girmeyeceğine dair söz vermişti. Buna rağmen yönetim Almanya'nın denizaltı savaşlarında çok ileriye gittiğine karar verdi. Burada Wilson'ın resmini görüyorsunuz. 2 Nisan 1917'de Kongre'ye savaş mesajı veriyor. Wilson mesajında neden Amerika'nın Almanya'ya savaş açması gerektiğini açıklıyor. Kongre 4 Nisan'da 4 Nisan'da savaş açmak için verilen önergeyi kabul ediyor. 6 Nisan'da ise başkan bu önergeyi onaylıyor. Böylelikle Amerika Nisan başlarında Almanya'ya savaş açıyor. Tüm bunların neden meydana geldiğini düşünmek için çok iyi bir zamanlama. Bu videoda anlatacaklarım bu konu hakkında en çok söylenen sözlerden oluşuyor. Ayrıca Amerika'da kamuoyunu alevlendiren konulardan da bahsedeceğim. Başkan Wilson bu konuların çoğunu konuşmasında dile getirmiştir. Bu videoya Wilson'ın konuşmasını da ekledim. Eklediğim kısmı okumanızı ısrarla öneriyorum. Çünkü bu kısımda Wilson'ın değindiği noktalar var. Ancak bunlar konuşmanın sadece bir özeti. En çok bahsedilen konuların başında sınırsız denizaltı savaşı bulunmaktadır. Sınırsız denizaltı savaşı. Denizaltı savaşları ile ilgili belli başlı durumlar olmuştur. Bunlardan en çok değinilen örnek Lusitanya gemisinin batırılmasıdır. Almanlar denizaltı savaşını bir süreliğine bırakmışlardı. Ancak 1917 yılının başlarında yine başladılar. Ayrıca Amerikalıları kızdıran bir başka konu da Zimmermann telgrafıydı. Almanlar telgrafla Meksika'yı Amerika'nın karşısına çekmeye çalışıyorlardı. İkinci olarak Zimmermann telgrafı var. Zimmermann telgrafı. Wilson yönetimi ve halk genel itibariyle Almanlara kızgındı. Zimmermann Telgrafı da bu kızgınlığın sebeplerinden biridir. Sebeplerin en önemlilerinden biri de Belçika ile ilgilidir. Almanların Belçika'ya girdiklerinde yaptıkları zulümden bahsediyorum. Yani Belçika mezalimi bu şekilde ifade edebiliriz. Bunlar 1914'ten önce gerçekleşen olaylardı. Çoğu Amerikalı olup bitenlerden hiç hoşlanmıyordu. Belçika mezalimi yani Belçika'da yapılan zulümler demek. İngilizler Belçika mezalimini etkin propaganda kampanyası yapmak için kullanıyordu. Ayrıca Wilson konuşmasında demokrasi için savaşmaktan da çok bahsediyordu. Yani demokrasi için savaşmayı da buraya ekliyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri imparatorluklardan oluşuyordu. Alman İmparatorluğu ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'ndan bahsediyoruz. Bu devletler monarşi ile imparatorlar tarafından yönetiliyordu. Birleşik Krallık ise temelde krallıktı. Ancak yine de demokratik bir yönetim vardı. En azından oy verebilen halk için demokrasi vardı. Bu noktada tüm Britanya İmparatorluğundan bahsetmiyorum ama Birleşik Krallık demokrasiydi. Üçüncü olaraksa Fransa Cumhuriyeti bulunmaktaydı ve Fransa da demokratikti. Bu sebepten Amerika'nın halkın temsili için yani demokrasi için savaştığı görüşü de mevcuttur. Bu konuyla ilgili başka şüpheci yaklaşımlar da var. Bunlardan da bahsetmek gerek. Amerika'nın İngiltere ile ekonomik ve ticari bağlarının olduğu ileri sürülüyor. Kültürel bağlardan söz etmiyorum bile. Yani sebepler arasında ekonomik bağlar da vardır. Ayrıca başarılı İngiliz propagandaları. Bunları da eklemeliyiz. İngilizler Belçika'da yapılan savaş zulümlerinden bahsediyorlardı. Tamam, zulüm gerçekti ama İngilizler bundan çok iyi yararlanıyorlardı. Propaganda sebebi olarak kullanıyorlardı. Ayrıca Lusitanya'nın batırılmasından sonra da çeşitli dedikodular yaydılar. Bu dedikodulara göre Almanya'da bu durum okullarda kutlanmıştı. Bunlar uydurmaydı ama propagandanın etkisini gösteriyor. Böylelikle elimizde propaganda da var. Amerika'nın savaşa girmesiyle ilgili en şüpheci iddia ise lobicilikti. Yani savaş zenginleri yararına yapılan lobicilik faaliyetleri. Örneğin çizgi film Little Orphan Annie'deki Daddy Warbucks karakteri bununla ilgili bir karakterdir. Warbucks servetini savaş sırasında kazanmıştı. Soyadı da bu yüzden Warbucks'tır zaten. Savaş zenginleri ittifak devletlerine silah satan kişilerdi ya da Amerika'nın savaşa girmesi durumunda hükümete silah satabilecek kişiler. Böylelikle orduya tedarik sağlayacaklardı. Savaş zenginleri dediğimizde genelde Wall Street'teki kişilerden bahsediyoruz. Özellikle ittifak devletlerine çok önemli ölçüde tedarik sağlanmıştı. İttifak devletleri için aynı şey söz konusu değildi. Bu yüzden eğer itilaf Devletleri kazanırsa borçların geri ödemesinden çok para kazanılabilecekti. Buraya ayrıca Senatör George Norris'in konuşmasını da alıntıladım. Senato'da savaşa girilmesi için önerge onaylanmıştı ve Norris, yasanın aleyhinde oy kullanan 6 senatörden biriydi. Yine yasa aleyhinde oy kullanan 50 temsilci daha vardı. Konuşmayı bu videoya ekledim. Ancak Wilson'ın konuşmasını da okumanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Kongre'ye savaş mesajı verirken yaptığı konuşmayı kesinlikle okumalısınız. Ben sadece Norris'in konuşmasından küçük bir kısım okuyacağım. Çünkü bu kısım Amerika'nın en başından beri nasıl bir eğilim içinde olduğunu bize gösteriyor. Konuşmaya göre Amerika'nın İngiltere yanlısı bir tutumu var. Bakın Norris şöyle diyor. Wilson konuşmasında Kongre'ye sesleniyor ve Almanya'ya savaş açılmasını istiyor. Sebebi ise Alman hükümetinin savaş bölgelerini açıklaması ve denizaltılarla Amerikan gemilerini uyarmadan batırıp insanları öldürmesi. İlk savaş bölgesini Büyük Britanya açıkladı. 4 Kasım 1914'te bize ve tüm dünyaya duyurdu. Savaş alanı 15 Kasım'da etkinleşti. Bu bölge tüm Kuzey Denizi'ni kapsıyordu. İlk Alman savaş bölgesi 4 Şubat 1915'te açıklandı. Yani İngiliz savaş bölgesinden sadece 3 ay sonra Almanya 15 gün öncesinden savaş alanı kuracağını bildirdi. 15 Şubat'ta ise savaş alanını etkin hale getirdi. Alman savaş alanı Manş Denizi'ni ve İngiliz Adaları çevresindeki deniz sularını kapsıyor. Savaş alanları belirleyen her iki emir de yasa dışı ve uluslararası hukuka aykırı. Bunu görmek için yetkili birinin konuşmasını okumaya gerek yok. Hükümetimiz Alman ve İngiliz emirlerinin ikisinin de yasa dışı olduğunu açıkladı ve ikisini de resmen protesto etti. Tek fark Almanya'yı protesto etmeye devam ettik ama İngiltere'ye karşı protestomuzdan vazgeçtik. Wilson ve Norris'in konuşmalarını okumanızı bir kez daha tavsiye ediyorum. Böylelikle ikisinden de yararlanabilir ve kendi fikrinizi oluşturabilirsiniz.